Finalinde Osmanlı'nın dağıldığı 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu pek çok cephede aynı anda savaşmak durumunda kalmıştır. Bu cephelerin yalnız isimlerini sıralamak bile Osmanlıların dağılma gerekçesini tek başına anlamlandıracak bir durum gibi görünmektedir. Çanakkale Cephesi 1. Ordu, 5. Ordu ve Çanakkale Boğazı'nın savunmasından sorumlu 3. Korordu ve 15. Korordu. Çanakkale Cephesi'nden sorumlu 1. Ordu karargahı İstanbul'daydı ve 4 korordan oluşmaktaydı. 4. Korordu 3-4 Kasım 1914 İzmir'e nakledilmiştir bu arada. Bunu da belirtelim. Kafkasya Cephesi. 3. Ordu Kafkasya Cephesi'nden sorumludur. Ama 1915 gelindiğinde yok denecek kadar azaldığından 2. Ordu ile takviye edilmiş ve bu iki ordunun durumu Mart 1917 yok denecek duruma geldiğinden Kafkas Ordular grubu oluşturulmuş ve Haziran 1918'de Çar Rus amaçlı Doğu Ordular grubu olarak yeniden düzenlenmiş ve Mart 1918'de bağımsız olarak düzenlenen Kafkas İslam Ordusu bu grubu kağıt üzerinde bağlamıştır. Sina ve Filistin cephesi. 4. Ordu, 7. Ordu ve 8. Ordunun oluşturduğu Yıldırım Orduları grubu. Irak cephesi 6. Ordu. Hicaz, Yemen cephesi 7. Korordunun 4 dümeni Hicaz, Asir, Sina ve Beyde'deydi. İran cephesi. Savaşın başında İstanbul'da ardından gece olarak vaktif olmadan Çanakkale'de bulunan 2. Ordu. Gelişe cephesi. Temmuz 1916 ile Temmuz 1917 arasında 19. ve 20. tümenlerden oluşturulan 15. korordu.